tam pandeminin olduğu Aralık Ocak gibi açılacaktı ama sonra gündemi görünce biraz bekledik. Arada Bursa sürüyor tabii. Bursa sürdü ama kapanma kararına biz burayı böyle hazır beklettik. Kapanır kapanmaz vesaire derken sonra da Haziran'a kadar açmadık tekrar. İşte geçen yıl Haziran'da açtı 2020. Orada da toplamda bir sonraki Haziran'a kadar 7 ay kapandı tekrar. Ama işte bu Haziran'da açmış sayıyoruz. Yani işte 4 ay oldu şu an açalı burayı. Tabii bir yap bir boz bizim sektör için çok zor bir dönemdi. Yani biz çok paketçi değiliz, çok şey değiliz, atıyorum eve teslim vesaire değiliz ama tabii yetenekleri geliştirdi şeyde pandemi de yani bizde. Yani işte paket yapmayı öğrendik, online satmayı öğrendik. Yani bir şekilde de iş yapmak zorundasınız. O yüzden aslında zor bir başlangıç ama şu an her şey çok keyifli gidiyor bizim için. Yani hani işler yolunda, gelen misafirler memnun. İşte hastalık da bir tık daha gardını aşağı çekerse bence Mart Nisan'dan sonra çok daha şey, herkes için çok daha iyi ve hayırlı bir döneme geçeceğiz. Tabii biz bu görünce buranın bir ruhu var. Bizde de çok örtüşüldü Zennupla'da. Birçok yere baktık ama bizle birebir örtüşecek tek yer burasıydı. Bir daha da İstanbul'da böyle 200 yıllık bir dükkan bulayım, içinde bir restoran yapayım desem tabii 9 metre tavan yüksekliği var. O da pek şey olmaz. Yani kimseye nasip olmaz. O yüzden çok severek buradayız. Bir de çok pozitif enerji veriyor bize burada olmak. Yani işte içerisinin dekorasyonundan atıyorum tavanın ahşaplarına kadar her şeyi çok beğenerek şey yapıyoruz yani. İçinde yaşarken de heyecanlı bir yer burası. Sizin her şeyiniz özel, tabaklarınızdan çatallarınıza kadar. Tabii tabii, artık iyice onu şehirleşmeye çalıştık. Yani burada unique olmak yolunda ilerliyoruz yani. Mademeti de işte 45 şehir 110 malzeme üreticisi çalışıyoruz. Yani bir market alış. Şehir? 45, 110 üretici. 110 üretici. Evet, evet, üreticiden direkt alıyoruz malı. Marketle yani marketten ne yazık alışveriş yapmıyoruz. Yani öyle bir marketten gidelim de domates getirelim, işte atıyorum onu alalım, bunu alalım değil. İşte yoğurt bile 6 şehirden geliyor. Tereyağı 5 şehirden geliyor. Değişen menüye göre bütün tedarikçileri değiştiriyoruz. Bir de lokal olarak Marmara bölgesinden bir ürün yapıyorsak Marmara bölgesindeki malzemeyle yapıyoruz. Yani Marmara'nın, Gemlik'in kendi zeytinyağını kullanıyoruz. Kendi tereyağını, Bursa'nın kullanıyoruz. Ne bileyim, atıyorum doğudan yapıyorsak mutlaka Urfa ya da Antep salçası, onların biberini, onların nar ekşisini, onların zeytinyağını kullanıyoruz. O yüzden yani çünkü amacımız yemeği oradaki orijinallerine benzer yapmak. Ama şunu biliyoruz ki sizin marketten aldığınız ürünle herhangi bir yöreye ait bir damak tadı tutturabilmek çok zor. Mümkün değil. Yani o salçayla, o unla, o tereyağıyla. O yüzden bunu şöyle yapıyoruz. Tarife göre üretici çalışıp ilk önce üreticiden yeterli şey ürünü aldıktan sonra operasyona başlıyoruz. İşte her gün kargo, belediye otobüs, işte belediye diyorum, işte otobüs terminali, kendi araçlarımız bazen gidip alıp geliyorlar. Yoğun bir şey var bizim aslında, ne derler, nakliye trafiğimiz var. Menü kaç yemekten oluşuyor? Menü değişiyor aslında. Biz her ay değişiyor galiba. Aslında eskiden her ay değişiyordu ama bu pandemi sebebiyle kapat aç kapat açla mutfağın dinamiği biraz şaşırınca yeni düzene ancak alıştık 3 ayda. Bugün yeni menü giriyor yani, bu hafta yeni yeni menü giriyor bu hafta. Ondan sonra da aşağı yukarı kışa yıl sonunda bir kere daha değişir. Bursa 36. menüydü kapattık. Yani 30-36 arası, 35-36. O civarda bir rakamdaydı kapandığında pandemi. Yok, pandemide 31 menüdeydik. Kapandıktan sonra 4 menü daha değiştirdik toplamda bir yılda Bursa'da. Şimdi 12 de haftaya değişiyor. Seviyoruz çünkü hep aynı. Orada İstanbul'da Bursa'nın menüsü aynı mı yoksa? Değişiyor. Değişiyor. Şimdi oradakini bu hafta çalışacağız. %60-70 şey gösteriyor, beraberlik gösteriyor. Ama sonra şey yapıyoruz. Arada farklı bir de mesela buraya ait olan yemekler var, bir de oraya ait olan yemekler de var. Yani her yemeği her dükkanda yapmıyoruz. O yüzden de o da bir farklılık oluyor. Çünkü Bursa'da misafirlerimiz gidiyor. İşte atıyorum burada bir şey var. Bir ara Bursa'dan da buraya gelenler. Hala çok. Hala iki tarafında çok İstanbul'a gelenler de geliyor. Yani şöyle, sağlıklı da bir Akdeniz mutfağı gibi, Türk mutfağı. Zaten öyle Anadolu mutfağı. Zeytinyağlı, tereyağlı, sade yağlı her şey. Yani insan vücuduna yer. Bir de mevsiminde kullanıyorsun. Onlara dikkat ediyorsun. İşte turşumuzu orada bastırıyoruz. Yani seçtiğimiz her ürünün insan, bütün kızartmaları zeytinyağında yapıyoruz. Yani insan sağlığına en yararlı şekilde. Herhangi bir rafine ürün kullanmıyoruz. Mutlaka sabahtan akşama, geceden sabaha kadar et suları hazırlanıyor. Kemikli taş fırınlarda. O bütün şeylerde onu kullanıyoruz. Çorba ve bas sumuz bizim o.
herhangi bir yemeği et suyu, tavuk suyu olmadan tatlandırmıyoruz yani. O da gitgide şeye daha böyle kendi halinde, rafine, sağlıklı. Bize en çok müşteri şikayeti çok yedim oluyor. O da gerçekten de eskiden olurdu, siz de bilirsiniz. Bir soda içersin geçerdi ya da biraz yürürsün geçerdi ama artık geçmiyordu. Şimdi mesela bizim yemeklerimiz bir sodayla ya da yürüyerek geçebiliyor o şeyi, doygunluk hissiyatı. Çünkü vücudun yakabildiği ürünlerle yemek yapıyoruz. En büyük şeyimiz de o yani. Dükkanın en temel, değişmeyecek en büyük şeyi de malzeme bilgisi zaten. Bu dükkanı bu kadar lezzetli, belki unik yapan şey de biz çok iyi malzeme avlıyoruz. Bu bilgi de tabii uzun 25 yıllık seyahat. Uzun yıllar Anadolu'nun her noktasını, biraz aynen, o seyahat serüveninden. Tabii yani benim aslında işim o yani, bana sorarsanız. Restoran vesaire gibi diğer yaptığım işler aslında onun yanında bir altında kalıyor benim için. Benim önceliğim ben şunu hatırlamam, seyahatim varsa dükkanda durmam gerektiği diye bir şey düşünmemiş bir zaman. Seyahatim varsa giderim. O yüzden öncelik şu an onda olduğunu görüyorum kendi kafam açısından da. 25 yıl oldu seyahatlere başlayalı ve her zaman yemek destekledi. Uzun bir süre tabii ve artık defalarca gidip geldiğim yerler var. Yani herhangi bir yere bir kere gitmişliğim de yok. Zaten bir bölgeye çalışıyorsam en az ikinci de üçüncüden sonra yazıyorum. Mutlaka en az iki kez seyahat etmiş oluyorum bölgeye. Devam ediyor hala. Şu an ilçe bazlı, köy bazlı geziyorum. Biraz daha gelişti. Tabii tabii. Mikro çalışıyor. Tabii tabii. Çünkü artık şehir merkezlerinin çoğu yıllar önce bitti. Şimdi böyle ağır ağır şeye koyarak, üzerine koyarak daha da işte bir yandan da onlar yazıya dönüyor. Tabii, temel onlar, o. Evet. Onlar kitaplara dönüyor. Tabii dönüyor. Kitap dönüyor. Oldu. 28 oldu. 28 İki tane oldu. Daha hazırlıyorum Ramazan'a onların kadar. Onların konuları. Seyahatnamenin 4. cildi geliyor. Siz biliyorsunuz ilk üçünü. Evet. Onda dörtlüyoruz. Batı Karadeniz il ve ilçeleri var bu sefer. Bunu bir tık lokalleştirdik. Diğeri de aslında insanlık tarihinin en eski beslenme başlangıcından. Yani işte bir 50 binden, günümüzden 50 binden başlayarak Yarımburgaz Mağarası 50-60 binden. Üç Ağızlı Mağara, Samandağ'daki ya da şeydeki Antalya'daki Beldibi Mağarası'ndan ilk bulunan arkeolojik kalıntılardan şeye kadar gidiyor. Ne onun adı? Bugüne kadar, Osmanlı'nın sonuna kadar, Yıldız Sarayı'na yakınına kadar. İlk iki cilt o kitap. İlk cildini yayınlayacağım ilk önce. İngilizce yayınlanacak ilk önce. Daha sonra Türkçe yayınlanacak. Ferik cacı, farik de denir. Farik buğdayından yapılır. İşte buğdayından yapılır. Bu Mersin patatesi, köy patatesi. Antep yöresine ait muambaramız. Bu tava mücverimiz. Bu Lübnan'a ait bir Lübnan şakşukası denilen tahinli şakşuka. Zahter salatası var burada hemen yanında. Sodada pişermiş deli yaprak sarmamız var. Burada Antep yöresine ait sebzeğimiz mevcut. Kendi sebzek normalde mevcut. Daha büyük oluyor. Siz daha büyük, küçük oluyor biz, pardon. Evet. Siz daha büyük çok yaptınız. Küçük oluyor. Biz siz daha büyük yaptınız. Tamam. Masalara. Burada kendi tarlalarımızdan gelen buğdayın ununuyla yaptığımız ekşi mayalı ekmeklerimiz. Ekşi mayalılarımıza çok eskidir. 70 yıllık, 80 yıllık mayalarımız var. Bu İspir Pro fasulyesi, dana kaburgayla pişiyor. Hemen yanında Arap tava var, taş fırında pişiyor. Bir de son yemeğimiz gelecek. Kavurmalı bulgur pilavımız var, kaymaklı. Şefim bir de adını söylediniz. Alper Turul Ünlütürk ismi. Alper Turul Ünlütürk. Teşekkür ederim. Mutfak koordinatörü. Teşekkür ederim. Ezmeli kuş yuvası, cennet çamuru, helvay hakane. Cennet çamuru neden yapılıyor?
kırılmış kadayıf, fıstık, şerbetli efendim, tereyağı var. Teşekkür ederim.